Günaydın. Bakın kim gelmiş. Hoş geldin koç. Kahvaltımızı yapıyoruz. Afiyet olsun. Günlerden Perşembe. Sizinle birlikte bir Ikea'ya gideceğiz. Orada bir kahvaltı yapacağız. Orada oyun alanı var çocuklar için. Ücretsiz ve çok güzel bir alan. Özgür'ü de oraya götüreceğiz. Geçen sefer çok sevmişti. Yine oraya gideceğiz. Sonrasında yarın Elif'in doğum günü. Özgür'ün kuzeni görmüşsünüz bir yanında. Ona hediye almamız gerekiyor. Hediye falan alacağız. Sonra eve geleceğiz. Evde de çok işlerim var. Hafta sonu gün bende. Gün için hazırlık yapmam lazım. Birazcık temizlik yapmam lazım. Sonrasında alışveriş falan da yapmam lazım eve. Kahvaltıda ne hazırlayacağım bilmiyorum. Kahvaltıya geliyor kızlar. Zaten az kişi olacağız. Hallederim. Sıkıntı yok. Şimdi hep birlikte bir Ikea'ya gidelim. Bir Ikea'yı gezelim. Oyun alanına gidelim. Kahvaltı yapalım. Güzel bir gün olsun. Hadi bakalım günümüzü başlatıyorum. Köpeğe bakın motorda. İyi ki düşmüyor Murat. Tutunuyor işte. Ama düşebilir yani sakat. Sarılır savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben onları. Asansör büyük olunca yakalamaç oynuyor. Acıktın mı? Beraber alalım mı yemek diye seninle? Ben de geleceğim. O zaman anne de gelsin, beraber gidelim oğlum, olur mu? Hı? Bana yardım eder misin? Yemek alırken. Evet! Murat şunu almayacağız mı? Bu arada kimse yok. Çok güzel arkadaşlar. Sessiz, sakin. Çok sakin. Şimdi neler aldık? Şöyle patates, sucuk aldık. Omlet aldık. Kahvaltı tabağı aldık. Ekmek, iki yumurta, iki tane de sınırsız sıcak çay aldık. Çaylardan sonra kahve falan da içeriz dedik. Bunları topu 115 lira verdik. Bence çok uygun. Sence? Bence de. Yani dışarı gitsek kişi başı 150 lira falan kahvaltılar artık. Yani siz de eğer Ikea'ya bakımınız varsa böyle yapabilirsiniz. Hem de gayet doyurucu bir kahvaltı ve çok lezzetli gerçekten yemekleri. Çocuklar için şöyle alanlar yapmışlar çocukların oynaması için. Çok güzelmiş. Arkada falan da var. Güzel bir eğlence alanı yapmışlar. Görüşürüz. Biz buradayız tamam mı? Sen oyna. Özgür'ü oyun alanındayken şöyle oturma yerleri yapmışlar. Biz de burada oturuyoruz böyle. Şimdi Elsva'ya geldim. Şu terlikleri gördüm. Çok beğendim de fiyatı 200 lira. Yani saçmalamışlar bence. Yani 200 lira nedir ya? Şu Özgür'ü için şu pantolona bayıldım böyle. Yazlık gibi çok güzel ama yeşi yok. Şu arkalarda da var. Bu arada Elif'e aldığım şeyi de göstereyim. Şöyle bir tulum aldım Elif'e. Şu kolları böyle volanlı. Çok güzel. Bunu hediye olarak aldım. Tekrardan parktayız. Arkadaşlar biz eve geldik. Şu balkonu ne zamandır aklımdaydı. Temizleyecektim. Şöyle camlarını falan temizledim. Şu yerlerini falan temizledim, düzenledim. Ben balkonumu çok seviyorum. Burada vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bayılıyorum. O yüzden hep burada olduğumuz için gözüme çok batıyor buranın kirli olması. Bir de bu camların şuralarını değiştirdik. Onların adı ne bilmiyorum. Alüminyumlarımı değiştirdik. Bayağı kırık falandı böyle. O yüzden oralar mesela hep silikon olmuştu. Onları da böyle Murat da şeyle çıkarmaya çalıştık, jiletle. Silikon olan yerleri çıkardık bayağı. Güzel oldu, tertemiz oldu valla. Oh, içim açıldı. Biz buraya biliyorsunuz belki şey yapmıştık.
neydi? Boyamıştık. Ama site boyanırken buranın içini de boyamışlar. O yüzden o boyadığımız yer olmadı ama bu renk de güzel oldu yani. Bu da böyle bir ambiyans katmış. Güzel olmuş. Zaten çok içimize sığmamıştı. Ama yine de güzeldi yani. Böyle güzel bir balkon temizliği yaptık. Şimdi yemeğe geçiyorum hemen. Yemek hazırlayacağım. Murat spora gitmesi lazım. Spordan 1-2 saat önce yemek istiyor. Onun için hemen yemek hazırlığına geçmem gerekiyor. Nohut yapacağım hızlıca. Buzluğuma baktım hızlıca ne yapabilirim diye. Nohut pişirmişim, koymuşum. Gerçekten güzel oluyor. Kolaylık oluyor yani. Nohut pilav yapacağım. Nohut yanında pilav güzel oluyor, evet. Nohut pilav yapayım ben. Zaten çok pişirmişim bunu. Yaparken göstereceğim. Önce bir soğanları doğrayalım. Etli de yapabilirdim ama et çıkarmayı unuttuğum için etsiz yapacağım. Bunu çevirdim çünkü yansıyor görüntüm ve kafam müsait değil. Şimdi soğanları doğramakla başlayalım. Evet, soframızda dünden kalan yemeklerle birleştirdim. Patates köfte vardı, fasulye vardı, bir de nohut yaptım. Pilavım da vardı. Salata da var. Güzel bir böyle bir menü çıkardım. Afiyet bal olsun inşallah. Bal olmasın da şifa olsun diyelim. Allah'a şükür çok bereketli soframız. Evet. Allah herkese nasip etsin. Afiyet olsun. Evet. Ben kale şeklindeyim. Ne şeklindesin? Ben kare şeklindeyim. Nasıl kare şeklindesin? Ben kare şeklindeyim. Ben ne şeklindeyim? Önce çavran şeklindeyim. Ne şeklindeyim? Çavran. Çerçeve. Böyle yuvarlak. Yuvarlak. Şimdi biz aşağı indik, birazcık parkta oynadık. Şimdi babası spora gitti, geldi. Onu bekliyoruz. Onunla nereye gideceğiz? Dondurmacıya. Evet, yaşasın. Sen ne yiyeceksin? Sen söyle. Sen söyle. Ben sana sordum. Ne yiyeceksin? İpekli. İpekli değil, irmikli. İrmikli yiyeceğim. İpekli dedi ya. İrmikli dondurma yiyeceğiz. Çak. Ben irmikli dondurma yiyeceğim. Çak. Ben irmikli dondurma yiyeceğim. Evet. Ben irmikli dondurma yiyeceğim. Evet, ben de irmikli dondurma yiyeceğim. Baban ne yer sence? Güzel bir dondurma. Tamam. Hadi bay bay yap. Ne söylemek istersin kapatırken? Tamam. Hoşçakalın. Orada görüşürüz. Dün akşam size kapanış çekmemişim. Onu çekmeden de videoyu kapatmak istemedim. Ben de o yüzden bugün kapanış çekip size hoşçakalın demek istiyorum. Bu arada arkada lambaderin şeyini, kablosunu sarmışım çünkü robotu falan çalıştırıyorum. Bu arada bana her seferinde soruyorlar, işte süpürüyorum ya mesela, videoda görüyorlar, Özge neden robotu çalıştırmıyorsun diye. Aslında haftanın her günü ben robot çalıştırıyorum ama haftada bir gün büyük süpürgeyi de çalıştırıyorum çünkü koltuk üstleri, kapı arkaları, hani oralara girmediği için robotlar. Ben haftada bir gün ya da iki haftada bir mutlaka o süpürgeyi çalıştırırım. Bu aralar sürekli evde olduğumuz için haftada bir yapıyorum. Robotu da her gün çalıştırıyorum. Gerçekten güzel, kurtarıcı bir ürün. Önceden hani çok acaba gerekli mi falan diye çok düşünüp almıştım. Bana da çok sorulduğu için detaylı hemen söyleyeyim size. Ya bence özellikle çalışan kadınlar için çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Mesela evdeyken hemen aç, süpürsün. İşte yerde bir şeyin olmaması lazım. Kablolara falan dikkat etmek lazım. Bizim için de gayet kurtarıcı, güzel bir ürün. Ama hani şey değil, şey diyemem size ama olmazsa olmaz diye bir şey değil bence.
Ama niyeyse almadan önce öyle geliyor. Hani almak istiyorsunuz. Aldıktan sonra işte görüyorsunuz. Mesela şimdi de şeye takmış durumdayım. Airfare'e takmış durumdayım. Burada sürekli gösteriyorum. Bak işte ne kadar az yağlı bu aralar biz dikkat ettiğimiz için. Bu arada Murat da çok zayıfladı, bilmiyorum fark ettiniz mi? Bayağı 4 kiloya yakın verdi. Kendi kendimize veriyoruz yani. Ben de bir 64'e çıkmıştım en son. Şimdi 61'lerdeyim. Hatta 60.5'ları bile görmeye başladım. Abur cubur kestik arkadaşlar. Başka bir şey yapmadık. O bile hemen nasıl fayda etti. Dediğim gibi hani airfare'e takmış durumdayım. Çünkü az yağlı oluyor, pratik oluyor falan filan. Ama birazcık pahalı şu aralar, zaten çok fazla açılamayacağım. Ama ileride düşünülebilir diye bir düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Airfare kullanan varsa yorumlarda mutlaka bir fikirlerini beyan etsinler. Çünkü gerçekten asıl kullananlardan fikir almak gerekiyor bunlar için. Ona taktım yani. Dyson vardı bir ara kafamda ama yok yani, o kadar da değil. Ama airfare'i düşünüyorum yani, ona bir sıcağım. Bu aralar. Artık videoyu kapatalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşürüz inşallah. Bir sonraki videomun daha uzun olacağını temenni ederek hepinize hoşça kal diyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim her şey için. Hoşça kalın.